Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde SMF Forum Script'inin kurulumunu anlatacağım. Bildiğiniz gibi uzun zamandır site kurma videoları yapmıyoruz. Bu videoda detaylı bir şekilde nasıl yapılacağını anlatacağım. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olarak yeni videolarımızı takip edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar simplymachines.org sitesine giriyoruz. Bu sitenin linkini videomuzun altında açıklama kısmından bulabilirsiniz. Buradan download bölümüne tıklıyoruz. Burada full install yazan bölümde zip dosyası olarak bunu indiriyorum. Bu dosyayı masa üstüne kopyalıyoruz. Buradan Infinity Free diyerek Google'da aratıyorum. Gördüğünüz gibi en üstte linki çıkıyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada ücretsiz bir şekilde domain ve hosting alma işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradan sign up diyerek üye olma işlemini yapıyoruz. Buraya e-mail adresimi kopyalıyorum. Buradaki bölüme şifremizi giriyoruz. Güçlü şifre öner seçeneğine tıklıyorum. Burada şimdi bir tane metin dosyası açıyoruz arkadaşlar. Rastgele bir şifre oluşturmamız gerekli. Bu şekilde rastgele bir şifre oluşturdum. Tabii burada arkadaşlar büyük harf ve sayı ifadeleri kullanmanız gerekli. Yani bir de soru işareti falan bu tarz ifadeler kullanıyorsunuz. Şimdi buraya şifremizi yapıştırıyoruz. Ve buradan create new diyerek bu hesabı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi şu anda e-mail adresimize bir mail gönderildi. Burada eğer mail adresiniz gelmezse buradan tekrar gönderme işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda mail geldi. Buna tıklıyoruz. Buradan verify email adresine tıklıyorum. Şu an üyeliğimiz yapıldı.
Buradan Create Account seçeneğine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir tane site ismi bizden istiyor arkadaşlar. Buraya oluşturacağınız sitenin ismini yazıyorsunuz. Bu şekilde bir site ismi yazıyorum arkadaşlar. Buradan istediğiniz bir uzantıyı seçebilirsiniz. Buradaki bölümde dilerseniz yeni bir password oluşturabiliyorsunuz. Eğer boş olarak devam ederseniz üyelik işleminde oluşturmuş olduğunuz şifre geçerli olur ya da otomatik olarak bir şifre oluşturacak. Biz şimdilik bunu create diyerek geçiyoruz arkadaşlar. Buradan finish butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda hesabımız oluşturuldu. Ücretsiz olarak domain ve hosting alma işlemini yaptık. Tabii bu sitenin açılması biraz zaman alabilir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi zaten pending creation şeklinde yazıyor. Öncelikle buradaki kontrol paneline tıklıyorum. Buradan approve linkine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada kontrol paneline ulaşabilirsiniz. Buradaki bölümde yeni bir tane veri tabanı oluşturabiliriz. Burada gördüğünüz gibi MySQL database şeklinde yazıyor. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Buradan rastgele bir isimli veri tabanı oluşturuyorum. Buradaki bölümde veri tabanının bilgilerini görebilirsiniz. Password kısmında otomatik olarak bir password oluşturuyor. Yani sizin üyelikle giriş yapmış olduğunuz password'ü giriyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda aktif durumda. Şimdi buradan yönetim paneline geliyorum. Burada gördüğünüz gibi FTP bilgileri mevcut. Öncelikle FTP'den dosya yüklemek için FileZilla programını kullanıyoruz arkadaşlar. Google'a FileZilla şeklinde yazarak arattığınız zaman burada gördüğünüz gibi en üstte linki çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Buradan iki tane link mevcut. Buradaki linki bilgisayarınıza indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önceden bunu kurdum. Burada gördüğünüz gibi simgesini görebilirsiniz. Buna tıklıyoruz. Buradaki bilgileri giriyorum. Öncelikle host name'i giriyoruz. Buradaki sunucu bölümüne yazıyorum arkadaşlar. Kullanıcı adını, buradaki user name kısmını giriyoruz. Buraya giriyorum ve parola
kısmına burada otomatik oluşturulan parolayı giriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bağlantımızı yaptık. Burada HT9 klasörüne tıklıyoruz. Bunun içindeki dosyaları siliyorum. Bildiğiniz gibi siteyi HT9 klasörünün içine atmamız gerekli. Öncelikle buradaki RAR dosyasını açıyorum. Yani SMF'yi indirdiğimiz RAR dosyasını açıyoruz arkadaşlar. Burada Ctrl A tuşuna basarak hepsini birden seçiyoruz ya da bu şekilde de seçme işlemi yapabilirsiniz. Bu dosyaları bu şekilde sürükleme yaparak burada zaten bu sekmenin üzerine geldiğimiz zaman buradaki bölüm açılıyor. Buraya klasörün üzerine bunları sürükleyip bırakıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi yükleme işlemine başladı arkadaşlar. Tabii bu işlem biraz zaman alabilir. Buradan aktarılamayan dosyaları görebilirsiniz. Eğer burada aktarılamayan dosya mevcut ise üzerine gelip tekrar yükleme kuyruğuna alabilirsiniz. Burada da aktarılan dosyalar gözükür arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada arkadaşlar web site for kısmında bizim oluşturmuş olduğumuz sitenin ismi mevcut. Yani sitenizin ismini eğer kaybederseniz buradan bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunu kopyalıyorum ve sitemiz açılmış mı bakıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bir hata ekranı verdi. Çünkü şu an yükleme işlemini yapıyor. Ayrıca bu sitenin açılması biraz zaman alabilir. Yani 5-10 dakika falan sürebilir arkadaşlar. Domain ve hosting'in birleşmesi bazen biraz zaman alabiliyor. Yani 10-15 dakika falan sürebilir. Burada zaten gördüğünüz gibi bir tane uyarı mevcut. 72 saate kadar sürebilir şeklinde yazıyor arkadaşlar. Burada sayfayı çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi yeni bir alan adının veya barındırma hesabının her yerde çalışmaya başlamasının 72 saate kadar sürebileceğini lütfen unutmayın diyor. Tabii şu an ben de arkadaşlar direkt bu site açıldı. Dosyalar tam olarak atılmadığı için bu şekilde bir hata bizde gösterdi. Şimdi tekrar yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde ekranımız geliyor. Tabii burada dosyaların tamamının atılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bütün dosyaları attık. Burada tekrar sayfayı yeniliyorum ve buradan Continue bölümüne tıklıyoruz. Karşımıza şimdi bu şekilde bir panel geliyor. Burada
Normalde domain ve hosting panellerinde server name lokal host olarak gözükür ama bazı hostinglerde bu değişebiliyor. Mesela buradan tekrar veri tabanı bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi host name kısmında farklı bir adres mevcut. Buradaki adresi giriyoruz. Dediğim gibi normalde bu localhost olarak geçer. Bu şekilde buraya server name bilgimizi giriyoruz. Database port kısmını boş olarak bırakıyoruz arkadaşlar. Username bölümüne buradaki gördüğünüz gibi username kodunu giriyoruz arkadaşlar. Buradaki password bölümüne burada gördüğünüz otomatik olarak oluşturulan password'ü giriyoruz. Database name buraya buradaki DB name bölümünü giriyorum. Buradaki bölümde table prefix yazıyor. Yani İngilizce'de tablo ön eki demektir arkadaşlar. Bunu yapmalarındaki sebep bildiğiniz gibi normalde tablolar standart bir isimle adlandırılır. Mesela diyelim ki user tablosu ismini user olarak yazarlar. Ama kodlamayla önüne bu şekilde bir yazı ekleyerek bu ismi değiştirebilirsiniz. Yani hackerların veri tabanındaki isimleri görmesini engelleme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela user tablosu varsa önüne SMF user olarak ekleme işlemini yapıyor. İsterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Şimdilik bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Buradan continue diyerek devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi site bilgilerimiz mevcut. Forum name. Sitenizin adını buradan değiştirebilirsiniz. Buradaki bölümden registration mode yani registration ayarları arkadaşlar. Burada email activation bölümünü seçerseniz üye olanlar için önce email aktivasyonu yapmaları gerekir. Şimdi buradan continue diyerek devam ediyoruz. Burada tekrar continue basıyorum arkadaşlar. Buradaki bölümde admin bilgilerini giriyoruz. Yani siteyi yöneteceğimiz admin kullanıcı adı ve şifresini yazıyoruz. Bu şekilde e-mail adresimi ve şifremi giriyorum. Buradaki kısım da arkadaşlar eğer site üzerinden bir e-mail gönderilecekse o e-mailde yazan isim yani hangi e-mail adresiyle göndereceksiniz arkadaşlar bu e-mail adresini yazıyorsunuz buraya. Bu şekilde yazıyoruz ve continue diyerek devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi basit bir şifre oluşturduğum için bu şekilde bir hata gösterdi. Bunun bir önemi yok. Şimdi buradaki bölümde diyor ki tabii ben bunları daha önceden Türkçe'ye çevirdiğim için arkadaşlar İngilizce biliyormuş gibi gözükmesin. Yani tam olarak benim İngilizce bilgim yok.
Ama zaten buradaki yazıyı basit bir şekilde anlaşılabilir. Click here to delete disinstall PHP. Yani buraya tıklayarak install dosyasını silebiliriz. Buradaki install PHP dosyasını silmemiz önemli. Çünkü tekrar tekrar siteyi kurma işlemi yapabilirler arkadaşlar. Bu dosyayı siliyoruz. Ya da buradan aratarak da bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bazen buraya tıklayarak silinmeyebilir. O yüzden burada bakmanızda fayda var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar install dosyası. Burada demek ki dosyayı silme işlemi yapmamış arkadaşlar. Neyse bunun bir önemi yok. Sonra siz oradan silme işlemini yaparsınız arkadaşlar. Şimdilik ben buradan buradaki linke tıklıyorum. Şu anda siteyi oluşturduk arkadaşlar. Otomatik olarak üyeliğimizde giriş yapmış olarak gösterdi. Şimdi buradan admin paneline ulaşabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar burada bir tane şifre bizden istiyor. Oluşturduğumuz şifreyi giriyoruz. Yani admin üyeliği oluşturduğumuz şifreyi buraya giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an admin bilgileri burada gözüküyor. İstediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. Öncelikle şu anda site İngilizce olarak gözüküyor. Bunu Türkçe'ye çevirmek için burada Download bölümüne tıkladığımız zaman burada gördüğünüz gibi Language Pack diye bir bölüm mevcut. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan birçok dile çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Türkçe seçeneğini tıklıyoruz. Burada 2.1.2 olan versiyonu zip olarak indiriyorum. Bunu masa üstüne kopyalıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken işlem öncelikle FileZilla dosyasını açıyorum ve buradan htdocs klasörüne tıklıyoruz. Yani eğer farklı bir dosyanın içindeyseniz buradaki htdocs klasörüne tıklayın. Buraya tıkladığınız zaman buradaki klasörü açıyoruz ve Teams klasörünü sürükleyerek olduğu gibi burada gördüğünüz gibi aynı klasörden mevcut. Biz buradaki htdocs klasörünün içine atıyoruz. Ve yükleme işlemini yapıyoruz. Siz de bazı dosyalar değiştirilsin mi diye soracak. Buna evet seçeneğini seçiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü Teams klasörü aynı olduğu için bu aynı dosyayla değiştirilip içine otomatik olarak yeni dosyaları ekleme işlemini yapacak. Şimdi burada yapmamız gereken diğer işlem tekrar buraya tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar language yazıyor. Yani İngilizce olarak diller demek. Buna tıklıyorum. Türkçe bölümünün geldiğini görebilirsiniz. Buna buradaki kısmı seçiyoruz arkadaşlar ve buradan save diyerek kaydediyorum. Gördüğünüz gibi şu anda Türkçe olduğunu görebilirsiniz. İleti, konu, üye,
Bu şekilde çevrim içi kullanıcılar, çevrim içi ziyaretçi falan. Buradaki formu tabii ki siz kendiniz özel olarak oluşturacaksınız arkadaşlar. Bunu Türkçe'ye çeviremezsiniz çünkü sonradan oluşturulan bir şey. Şimdi yeni bir forum nasıl oluşturulur? Yani kategori ve forum, bunu da size göstereyim arkadaşlar. Öncelikle yönetim paneline giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi forum bölümü mevcut. Buna tıklıyorum. Buradan yeni kategori oluştur kısmına tıklıyoruz ve burada sırasını ayarlayabilirsiniz. İlk sırada ya da sonraki bölüm olarak seçebiliyorsunuz. Buraya diyelim ki dersler olarak yeni bir kategori ekliyorum ve bunu kaydediyoruz. Buradan gördüğünüz gibi dersler bölümüne buradan tekrar bölüm ekle linkine tıklıyorum. Dersler bölümü seçili vaziyette burada. Altına bir bölüm ekliyoruz. Mesela HTML dersleri şeklinde ekliyorum arkadaşlar. Buradaki bölümlere şimdilik dokunmanıza gerek yok. Zaten standart otomatik ayarları seçili olarak gelir. Eğer sonradan farklı işlemler yapacaksanız arkadaşlar buradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela izinleri değiştirebilirsiniz buradan. İşte moderatör ayarlayabilirsiniz buradaki forma. Farklı işlemler yapabiliyorsunuz. Buradan bölüm ekle diyerek ekliyorum. Şu an siteye baktığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar dersler kategorisi altında HTML derslerinin geldiğini görebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz kadar kategori ve forum ekleme işlemi yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi forumlara kullanıcılar istedikleri gibi yeni konu ekleme işlemi yapabilir ya da burada gördüğünüz gibi yeni anket de ekleyebiliyor. Şimdi burada bir de logo resmi var. Bunu değiştirmek için burada tema ayarları bölümü mevcut arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yapılandırma bölümüne tıkladığımız zaman tema ayarları gözüküyor. Zaten buradaki kısımlardan da tema ayarlarına ulaşabilirsiniz. Buraya tıklıyorum. Buradaki bölümü arkadaşlar isim yazıyoruz. Yani sitemizin ismini yazabiliriz. İsterseniz burada site sloganı bölümüne logo da ekleyebilirsiniz. Burayı şimdilik boş olarak bırakıyoruz. Buradaki logoyu değiştiriyormuş. Buradaki bölüme yazıyı yapıştırıyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yazının geldiğini görebilirsiniz. Yani
Buradaki kısma site logosunun adresini ekliyoruz. Yani logo veya forum ismi görüntülenecektir diyor. Uzantıyı ekleyebilirsiniz. Bu işlem nasıl oluyor diye soracak olursanız arkadaşlar basit bir şekilde size göstereyim. Şimdi bir tane resim upload sitesine giriyoruz arkadaşlar. Buradan diyelim ki bir tane logo yüklemek istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada benim bir tane logom mevcut arkadaşlar. Tabii bunun boyutlarını kendinize göre ayarlamanız gerekli. Buradaki site adresini kopyalıyorum. Tabii bunu seçtiğim zaman komple seçiliyor. Şimdi bunu arkadaşlar bu şekilde ayarlama işlemini yapıyoruz. Sadece HTTP ve PNG uzantısı kalacak şekilde ayarlıyorum ve kaydet dediğimiz zaman gördüğünüz gibi site logosu çok büyük olduğu için bu şekilde gözüktü. Bunu boyutlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz ya da burayı boş olarak bıraktığınız zaman direkt zaten sitenin ismi gözüküyor arkadaşlar. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa bu site ile ilgili bana yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca burada SMF forumun kendi sitesinde destek bölümleri mevcuttur. Burada gördüğünüz gibi Türkçe'yi seçerek Türkçe bölümünü seçerek destek alabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.